kazandılar. Bu Fenerbahçe demokrasi adına büyük bir mutluluk, yeni bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğü, pek çok konuda büyüğüz. Kongrede de Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Biz Yüksek Divan Kurulu toplantılarımızı bile rakip takımların üye sayısından daha fazla olduğu için bir demokrasi şelönünü yapıyoruz. Fenerbahçe'mizin geleceğine sizler, kongre üyelerimiz karar verirsiniz. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Kongrede yarıştığım Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine ve bunu bir demokrasi şölönüne çeviren siz değerli kongrelerimize, şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına yürekten teşekkür ediyoruz. Kampanya süresi boyunca birkaç kez, özellikle de burada yaptığım son konuşmada birkaç kez tekrar ettim. Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun ve o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı, hep beraber. Bundan sonra önümüze bakma zamanı. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılarımızı elde edeceğimiz bir dönem inşallah yarından itibaren başlamaktadır. Artık Fenerbahçe adı duyunca rakiplerimizin irkileceği bir döneme giriyoruz. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin bir parçası olalım lütfen. Herkesin çorbada tuzu olsun. Bizler bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk dizilerine sahipleniriz. Hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz. Size şampiyonluk yolunda, kuracağımız takım yolunda belli taahhütler verdik. Ama verdiğim bir diğer önemli taahhüt ve inşallah kalıcı bir şekilde gerçekleştireceğimiz, artık kırgınlıklar bitsin. Geçmişe kapatalım, geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Ve bu yolda samimi bir şekilde, hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre kadar şüpheniz olmasın. Bize oy verilsin veya verilmesin. Bu kutsal renkler altında birleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Siz de muhakkak bu sürecin parçalı olacaksınız. Çünkü olmadığınız takdirde bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir. Ve sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi, ilk ev ödevi, artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir oyuncak, bir çerez haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü rekabete, rakiplerimize, bize belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım bu enerjiyi. Eminim Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Küskünlükleri, kırgınlıkları arkamızda bırakarak daha güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Fenerbahçe için yeni bir dönemini başlangıç için çalışıyoruz ve buradan hepinize şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçe'mizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçe'mizin haklarını korumak için her türlü zorluğu göğüsleyeceğiz. Her türlü riski alacağız. Ve de dün olduğu gibi bugün de asıl olan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçelilerdir diyeceğiz. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Çünkü biz sesimizi değil sözümüzü ve gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz ve yarın sabah ilk başlangıcımızı yapıyoruz. Gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin umut ve başarı dolu geleceğini hep birlikte inşa edelim. Şimdi sen, ben değil, bizim için, Fenerbahçe için. Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Evet, öncelikle bu seçimi kampanyamda çalışan bütün arkadaşlarıma, ikinci dönemdeki yönetim kurulu üyelerime 6 sene boyunca verdiği hizmetler için, keza bu yönetim kurulunda olan ama bir sonrakinde olmayacak fakat sanki yarın tekrar yönetime giriyormuş gibi koşulsuz, hesapsız, kitapsız çalışan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, beraber oluşturduğumuz güçlü, kudretli yeni yönetim kuruluma, divan heyetimize, Sayın Vefa Küçük ve heyetine bir kez daha müthiş bir genel kurul yönettikleri için, sandıklarda çalışan herkese, kurullarımıza girmeyi kabul eden herkese, son 2 dönemde hizmet veren tüm kurul üyelerimize, bu çetrefilli, karmaşık, acımasız, vicdansız, dalga dalga işler kötüyü gittiği zaman üstüme gelen bu futbol dünyasına tahammül eden aileme, iki gündür buraya gelen kongrelerimize, şartlar ne olursa olsun bir gram benden vazgeçmeyen sizlere, burada olmayan diğer arkadaşlara, ve en büyük hayalimi anlattım. En büyük hayalim sizler beni korurken, sizler benim yanımda dururken, eş dost etrafında, sosyal medyada sizi hakaret eden, sizi zorlayan, sıkıştıran, küfür edenlere karşı dimdik durduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum ve en çok siz gurur duyacaksınız bu seçimden. Ve stadımızı seçim gününe hazırlayan tüm profesyonellerimize, dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere, özellikle de her daim yanımızda olan Magic Box şirketine, Vedat Bey'e ve ekibine de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun, yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe. Çok teşekkür ediyorum sevgi ve saygılarımla.